Arkadaşlar son 10 yıl içerisinde yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. Evliliklerin %50'si ilk 5 yıl içinde boşanmayla neticeleniyor. E korkunç bir rakam bu ya. Daha da üzücü olan da şu. Ayrıca araştırmalar bir yıl içinde ayrılan oranının gittikçe çoğaldığını ve arttığını gösteriyor. Ne zaman boşandılar? Daha yeni evlenmediler mi bunlar? Herkes bunu konuşmaya başladı. Gençlerin çoğu bakıyor ve diyor ki daha yeni evlendiler hemen neden boşandı bunlar? E biz boşanacaksak niye evleniyoruz kardeşim? Bu sefer gençler korkuyor. Hocam diyor valla ben evlenmeye cesaret edemiyorum neden? Evleniyorlar bir duyuyorum boşanıyorlar. Bu ne hocam ya diyorlar. Haklılar valla. Bakıyorum evlilik süresi gittikçe azalıyor. Neden mi? İşte nedenleri. Bir, eşlerin özgürleşme adı altında evinden uzaklaşması ve aile içi değerlerin azalması, birbirine olan saygının, ben de çalışıyorum, benim de param var. Önce ben değil, önce biz bilincini kaybetmişiz. Bundan dolayı da ilişkiler kısa sürede benlik çatışmasına dönüyor ve bizi oluşturmaya fırsat bile vermeden ben, ben, ben diye kavga edip ayrılıyorlar. 2. Ekonomik sorunlar karşısında eşler el ele vermek yerine birbirini suçlamayı tercih ediyorlar. Ve tartışıyorlar. Para yüzünden yaşanan tartışmalar ve paranın yetmemesi. İyi e neden yetmiyor? Acayip lüks düşkünlüğü var. Herkes yapıyor, biz niye yapmıyoruz, bizim de yapmamız lazım. Özellikle sosyal medya, Herkes gittiği yerleri, tatilleri, yemekleri, her şeyi paylaşıyor ve bütün bunları sen de yapmak istiyorsun ama paran yok. Ve kazanılan para birleştirici değil, ayrıştırıcı özellik taşıyor. Senin param, benim param, benim param işte. Ben kazanıyorum zaten. Bu ne kadar doğru? Senin param benim param olur mu? Olmalı mı? Ne diyorsunuz? Bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. 3 Eşler arasında devam eden sorunlarla ilgili ailelerin yapıcı değil yıkıcı olmaları. Bırak kızım çekilir mi? Eskiden aileler olmaz. Kızım devam edin yuva yıkılır mı? Şimdi boş ver gel. Nasıl bir noktaya geldik biz? 4. eşlerin birbirini yol arkadaşı olarak değil rakip olarak görmeleri. Şimdi bu rekabet nereden kaynaklandı? Sen kadar bende varım acayip derecede bir ben nesli oluştu. Tamam değerli görmek güzel ama herkes kendini en değerli, karşı tarafı değersiz görmeye başladı. Ben değerliyim ama o da değerli. Eşin senin yol arkadaşın, rakibin değil. Ezdirme kızım kendini. Eşini seven, önemseyen, değer veren ve onu yol arkadaşı olarak kabul eden anlayış. Bu anlayışa acil ihtiyacımız var. O rakibimiz değil, aşkımız, her şeyimiz. 5. Eşlerden birinin evlilik akdine yakışmayacak şekilde ne yapması? Eşini aldatması olur mu? Şimdi oluyor hocam, niye oluyor? Çünkü aldatmayı tetikleyen, teşvik eden acayip bir ortam var. Aldatma normalleşmiş. Herkes yapıyor. Eğer biz aldatmayı doğal ve normal görmeye başlarsak aldatılabilir gibi düşünmeye de başlıyoruz. Çok tehlikeli bir şey bu. Son dönemde bu rahatlığı görüyorum ben. Aldatmak ya. İnsan nasıl işini aldatır ya? Böyle bir seçenek, böyle bir şık yok. Benim hayatımda yok diyebilmesi lazım insanın. Şimdi biz Müslüman inanan insanlarız. Hadi domuz eti yedir. Yer mi? Kim yer? Kimse yemez. Hocam domuz eti yenir mi? Şimdi aldatmanın bundan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Günah mı? Büyük günah. Bunu nasıl yaparsın? Bunu da yapamazsın. Nasıl domuza karşı beynimizi kapatmışsak aldatmaya karşı da beynimizi kapatmamız lazım. 6- Televizyon, sosyal medya bunların aracılığıyla oluşan olumsuz kültürel değişim. Bizim için yapılamaz, olmaz dediğimiz şeyler normalleşmiş durumda. Birbirini kopyalayan insanlar, Şimdi bakıyorum estetik ameliyatlar, Burunların değişmesi, burunda bir yamukluk var, düzelmesi lazım. Evet, basit iş. Değerler değil, görünümün ön planda olduğu bir dünya. Bu dünyada her şey kullanat, plastik. İçtin bardağı attın. E zaten at diye yapmışlar onu. Ama benim bardağım yok. Kullanat. Tabaklar öyle, çatallar öyle. Eşyaların kullanıp atıldığı bir dünyada insanlar da kısa sürede tüketilip kullanılıp atılıyor. Olumsuz kültürel bir dejenerasyon ve değişim var mı? Var. Bunu ne kadar görüyoruz? Görmemiz lazım. Bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, bir bilinçlenme oluşsun. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.